Sayın izleyicilerimiz, Türkiye ve dünyanın bu olağanüstü döneminde gözlerin çevrildiği önemli merkezlerden biri İzmir. İzmir, korona salgınında en çok etkilenen ikinci kent olarak dikkat çekiyor. Bu ve daha fazlasını. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer ile konuşacağız. Sayın Başkan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Bize öncelikle İzmir'in bir fotoğrafını çeker misiniz? Bilgilendirme yapar mısınız? Nedir genel durum, son durum? Yani son durum, dün Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla biz de görmüş olduk. Biz de bugüne kadar valiliğin, bakanımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda bilgi sahibi olabiliyorduk. Yine öyle oldu ama bu sefer ilk defa daha derli toplu bir rakamla karşı karşıya kaldık. Gerçekten İzmir en çok etkilenen ikinci kent durumunda gözüküyor. Bunun nüfusa orantısından işte başka sonuçlar çıkartılabilir. İstanbul'la karşılaştırılarak başka sonuçlar çıkartılabilir. Ama bunların detay olduğunu düşünüyorum. Asıl mesele salgın yayılmaya devam ediyor ve ciddi bir tehdit var ve bu tehdit büyüyor. Büyüyor. Peki Sayın Başkan, çok özür dilerim oraya geleceğim ama İzmir'deki vaka sayısını günlerdir Türkiye merak ediyordu. Hatta Yılmaz Özdil bu konuda 11 gün önce işaret fişekleri atmıştı, uyarı çanları çalmıştı. Acil önlem alınması yönünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililere, herkese, ilgililere çağrıda bulunmuştu. Peki Bakan, Sağlık Bakanı İzmir için 853 vaka sayısını verdi. 853 koronavirüs pozitif sonucu olduğunu bildirdi, duyurdu. Bu vaka sayısı sadece İzmir kent merkezi için mi geçerli? İlçelerdeki durum da buna dahil mi? Diğer taraftan bir de vaka sayısının yanı sıra vefat sayısı. Bu konuda bilgiler sizde vardır diye düşünüyoruz. Bu konuda Yani bilgilendirme yapabilir Gökmen Bey'ciğim, misiniz? bizim aslında bu vesileyle Yılmaz Bey'e de buradan belki bir işaret fişiğine bir cevap vermiş oluruz. Çünkü ben o gün kendisini aramıştım ama telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı. Bizim bunları bilmemize imkan yok. Biz ne valiliğin ne Sağlık Bakanlığı'nın yerine kendimizi koyamayız. Buna hakkımız da yok, buna bilgimiz de yok. Dolayısıyla biz bunun dışındayız. Bu rakamları bizim bilmemize imkan yok. Bize bakanlık, valilik ne verirse onu bilebiliriz. Özetle bu rakamların muhatabı, sorulacak kişisi biz değiliz. Evet. Ben şundan Bunun sordum. cevabı evet. Evet. Evet Sayın Başkan, anladım. Yani Tabii. dolayısıyla ne vefat sayısıyla ilgili, ne vaka sayısıyla ilgili, ne yapılan test sayısıyla ilgili bizim bilgimiz sadece Sayın Valinin ve bakanlık yetkililerin verdiği bilgiyle sınırlıdır. Biz bu bilgiyle mücehhez olarak, bu bilgiyle donanmış olarak salgınla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu rakamların biraz aşağıda, biraz yukarıda olması bizim verdiğimiz mücadeleyi değiştirmiyor zaten. Tabii, Biz orası çok kuşkusuz öyle. dolayısıyla Ancak bizim ben konsantrasyonumuz, size bizim şunu sormak istiyorum tabii Sayın buyurun. Başkan. Şimdi tabii vefat sayısı niye sordum? İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı. Kimlerin karantina yöntemleriyle toprağa verildiğini biliyor, sayısını tutuyor olmalı. O bakımdan o boyutunu sordum ama vaka sayısını tabii Sağlık Bakanlığı kimseyle paylaşmıyorsa yapacak bir şey yok. Burada size şunu sormak istiyorum. Vefat Merkezi sayısı hükümet ile ilgili yetkilileri daha açık, daha şeffaf olmalı, daha paylaşımcı olmalı ve asıl birlik ve dayanışmayı bütün kamu kurum ve kurumlarıyla el ele vererek de sergilemeli yönünde düşünceler var, eleştiriler var. Bu konuda sizin yaklaşımınız nedir? Daha çok işbirliği, paylaşım, şeffaflık çağrınız var mı bakanlık ve merkezi hükümet yetkililerine? elbette var. Olmaz mı? Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet olma geleneğinde ketumiyet vardır. Yani şeffaflıktan mümkün olduğu kadar uzak durur devlet. Şeffaf olmak istemez. Ne kadar bilgi veriyorsa o bilinsin ister. Ne kadar söyleniyorsa o söylensin ister. Bu ne yazık ki bugünün çağdaş ülkelerinde, çağdaş demokrasilerinde artık miadını tamamlamış bir devlet modeli, yönetim modeli. Bir kere bundan mümkün olduğu kadar bir an önce kurtulunması lazım.
Bu ketumiyetle vatandaşlara bilgiyi vermeyerek, onlardan bilgiyi esirgeyerek olsa olsa tedirginliği, belirsizliği büyütürsünüz. Ve bundan da kimsenin faydası olmaz. Zannediliyorsa ki söylersek büyük bir telaş yaşanacak, panik yaşanacak. Yok öyle bir şey. Bizim milletimiz sağduyudan uzak, böyle işte gereksiz şeylerle, hurafelerle, işte bağnaz boş düşüncelerle var olan bir millet değil ki. Bizim insanlarımız aldığı bilgiyi aklının süzgecinden geçirerek ne yapması gerektiğini bilir. Ondan bilgi saklayarak onu doğru yola getirmiş olmazsınız. O nedenle bir kere bu şeffaflık meselesinde kesinlikle çok doğru olduğunu düşünüyorum, sizin gibi düşünüyorum. Devletin ne kadar çok şeffaf olursa o kadar çok bu salgınla mücadelede ön alacağını düşünüyorum. Biz örnek olsun diye bir uygulamayı başlatıyoruz. Yarından itibaren her gün İzmir Büyükşehir Belediyesi bir gün önce ne yaptıysa İzmir'de sağlık yardımı, paket dağıtımı, nerede hangi su kesintisine müdahale edildi, nerede ne yapıldı, nerede ne yapılmadı, bütün bunları günlük İzmirlilerle paylaşacağız. Yani başkandan mektup var adı altında veya adı bilmiyorum başka türlü de olabilir ama her gün biz güne bir gün öncesinin bilgisini halkımızla, hemşerilerimizle paylaşarak başlayacağız. Evet, Sayın Başkan. Bu konuda da sormak istediğim birçok konu var. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi çağrılarınız var? Ne gibi ihtiyaçlar var? Bunları kısa kısa az sonra sizden dinlemek isteriz ama bu noktada şunu sormak istiyorum. İzmir'deki tabloyu konuşuyoruz ya, şu ortaya çıktı. Türkiye'de 81 vilayet içinde İstanbul'dan sonra en fazla vaka İzmir'de görülüyor. Bunu Sağlık Bakanı nihayet açıkladı. Bundan sonra akla şu geldi. Geçen hafta sizin zannederim bilim kuruluyla yaptığınız kendi Büyükşehir Bilim Danışma Kurulu'nuzla yaptığınız toplantı sonrası bir çağrınız olmuştu. İzmir'de karantina ilan edilmesi yönünde. Evet. Bu konudaki fikirlerinizi, çağrınızı getirir misiniz? Çok net Gökmen Beyciğim. Yani bütün dünyada bu işin nasıl seyrettiğini incelerseniz, nasıl bir yol haritası izlediğine bakarsanız, bütün açıklığıyla şu ortaya çıkıyor. Hastalığın yayılım hızı, dağılım hızı, eğer sağlık kurumlarının kapasitesini aşan bir hıza erişirse o vakit hastalığın denetimini de yapamıyorsunuz, yayılmasını da engelleyemiyorsunuz. İşte o zaman 60 yaşın üzerindeki vatandaşların solunum cihazlarından koparılmasına ve ölüme terk edilmesine yol açıyorsunuz. Her ülkenin kendi sağlık kurumlarının bir kapasitesi var. Kadro kapasitesi var, kaynak kapasitesi var, güç kapasitesi var. Eğer hastalığın yayılım hızı bunun üzerine çıkarsa işte orada her şey çöküyor. Ve işte o zaman büyük bir felaket başlıyor. Çünkü hastalık da daha geniş bir biçimde yayılmaya başlıyor. O nedenle hastalığın yayılım hızını kontrol altına almak için yapılacak tek bir şey var. Sokağa çıkmayı engelleyeceksiniz. Çünkü ne kadar dışarıda dezenfeksiyon yaparsanız yapın, ne kadar çok vatandaşın bu konuda bilgilenmesi için, farkındalığını artırmak için çalışma yaparsanız yapın. İşte termal kameralar koyun, efendim maske dağıtın. Hiçbirinin önemi yok. Sonuçta insanlar sokağa çıkıyorsa hastalığın yayılımını arttırıyor. Bu bütün dünyada böyle oldu. Evet. Hiç olmazsa 2 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilirse işte o zaman yayılım hızı bir kontrol altına alınmış olacak. Mevcut vakaların tedavisiyle ilgili yol alınmış olacak ve o yayılım hızı bizim sağlık kapasitemizin sınırlarına çekilmiş olacak. O nedenle çok net tekrar tekrar söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Derhal bir an önce İzmir'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir. Bunu söylerken de boş bir şey söylemiyoruz. Arkasında şöyle bir inancımız var, şöyle bir güvencemiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi, bu vatandaşlarımız evlerinde kaldıklarında onları mağdur etmeyecek çözümleri üretebilecek kapasitededir. Yani biz sokak sokak, cadde cadde, hane hane kimin ne ihtiyacı varsa giderecek kapasiteye sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz buna muktediriz. Dolayısıyla kimse endişe etmesin. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde mağdur olacaklar, perişan olacaklar, evlerini hapsolacaklar. Hayır, biz varız, biz destek çıkacağız. O nedenle tekrar söylüyoruz.
Evet, bu hayati bir çağrı. En azından 2 hafta İzmir'de acil karantina çağrınız. Sağlık Bakanlığı dün akşamki rakamların da ortaya konulmasından sonra bakalım şimdi ne yapacak. Sayın Başkan, yardımlaşma, dayanışma yönünde yaptığınız çalışmalar var. Daha ilk günlerden başlattınız. Siz de katıldınız. Bunları takip ediyoruz. Bu konudaki yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi aktarır mısınız? Ayrıca belediyelerin bağış toplama konusunda, yardımlaşma konusunda önüne hüküme çıktı iktidar. Evet. Bunu ancak biz yapabiliriz. Belediyeler bağış yapamaz dedi. Hatta hesapları bloke etti. Türkiye bunu tartışıyor. İktidarın bu tutumunu da değerlendirir misiniz? Onlar para derdinde biz can derdindeyiz. Yani başka sözcük bulamıyorum gerçekten. Yani böyle bir şey olamaz. Yani neresinden tutsam elinde kalıyor. Neresinden baksam yanlışlığı bütün çıplaklığıyla gözüküyor. Bir gün bunlar hatırlanacak, bir gün bunların hesabı sorulacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz vatandaşınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bunun için de bir kampanya açmak istiyorsunuz. Hoptur, para toplayamazsın. Sen topluyorsun. Yani gerçekten bunu uzatmak istemiyorum ama akıl dışı, hakikaten ileride bunun utancının yaşanacağı ama hesabının sorulacağı bir noktaya gelindi. Kabul etmek mümkün değil, anlamak mümkün değil. Biz devam edeceğiz. Yani bunu bir tarafa koyarak müsaade ederseniz sorunuza döneyim. Buyurun. Gerçekten bütün bu salgın, bütün bu kriz sona erdiğinde geriye eğer becerebilirsek bir tek dayanışma kalırsa kalacak. Yani biz o günlerde, yani bugünlerde dayanışmayı başardık veya başaramadık diyeceğiz. Başarırsak daha az insanın canı yanacak, daha az insan bu hastalıktan etkilenecek, daha az canımız kaybolacak. O nedenle sadece Büyükşehir Belediyesi olarak değil, tüm İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın birbirine sahip çıkması lazım. Birbirine destek olması lazım. Bu destek hem maddi destektir, yani insanlar işlerini kaybettiler. Zaten büyük bir işsizlik vardı. Bu işsizlik ordusu çığ gibi büyüdü. Günübirlik ekmek kazanıp evine ekmek götüren, günlük yaşayan gevrekçisi, midyecisi, bütün bunlar işlerini kaybettiler. Evet. Büyük bir mağduriyet büyüyor. Yani bu salgının arkasından dev gibi bir ekonomik kriz darbesi geliyor, dalgası geliyor, bir resesyon dalgası gelecek. Üretim bitti, tüketim bitti. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı yaşayacağız. Hep birlikte yaşayacağız. Bu sıkıntıyı atlatmanın tek yolu birbirimizle kol kola olmak ve bu krizin tahribatını azaltmak için ortaya ne kadar büyük bir enerji çıkartabiliyorsak, ne kadar büyük bir sinerji çıkartabiliyorsak bunu yapmaya gayret etmek. Biz buna talibiz. O yüzden diyoruz ki biz varız, birlikte varız. İzmir olarak biz birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimizin derdine derman olmaya gayret edeceğiz. Ve bu büyük salgını, bu büyük felaketi ancak böyle atlatacağız. Evet, özellikle ekonomik durumu iyi olan vatandaşların ihtiyaç sahibi yurttaşlara yardımcı olabilmesi, bağışta bulunabilmesi adına sizin Büyükşehir Belediyesi'nin köprü vazifesi gördüğünü, bu yönde çalışmalar başlattığını biliyoruz. Bunu da bir elin verdiğini diğeri görmez anlayışıyla yaptığınızı, insan Evet. onurunun yüceliğini göz önünde bulundurarak Evet. insanların haysiyetinin kırılmamasını özen göstererek yaptığınızı gözlemlediğimi not etmek istiyorum Sayın Başkan. Sağ olun. Şimdi tabii burada iktidarın tutumu, sizin verdiğiniz cevap. Şimdi gelelim bundan sonra ne yapılması gerektiğini. Karantina hala akıllarda. Bu Evet. çağrınız yanıt bekliyor. Diyorsunuz ki biz İzmir'de bütün yurttaşlarımız evlerine geçtiğinde tamamen onların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahibiz. Evet. Artı bir çağrınız daha oldu. Dün sanırım duydum bu çağrınızı. Gönüllü iş gücü. Bunu Evet. açar mısınız başka? Şöyle yani birincisi gücü olan, ihtiyacı olana
aktarabilsin gücünü. Dediğiniz gibi tam bu noktada bir köprü vazifesi kurmak istiyoruz. Bir aracı olmak istiyoruz. Biz açtığımız kampanyada da Büyükşehir Belediyesi'ne bir bağış yapılsın, bir katkı yapılsın istemedik. Tam tersine biz bize değil, biz onlara, o vatandaşlarımıza katkı yapılsın istiyoruz. Ama biz sadece bunun koordinasyonuna talibiz. Bunun organizasyonuna talibiz ve bunu yapmak istiyoruz. Bunu yaparken aslında gücü olanla ihtiyacı olanı buluştururken bu işin bir kısmını sağlamış oluyoruz. Diğer bir bölümü var. Yani gönüllü hizmet aktarma bölümü. İşte orada herkesin mesleki birikimine, vicdanına, aklına, biriktirdiklerine ne varsa ona güveniyoruz. Yani o kadar güzel tekliflerle karşılaşıyoruz ki arkadaşımız geliyor diyor ki ben psikoloğum, telefonla psikoterapi yapabilirim. Şimdi böyle 12 tane arkadaşımız var. Onlar saat 10 ile 18 arasında telefonda psikoterapi yapıyorlar. Vatandaşlarımızdan kimisi diyor ki ben gelirim paketlemeye yardımcı olurum. Geliyor orada işte bir kamyon sabun geldi mesela. Veya işte Arhavi'den bir ton çay geldi. Bunları paketlere bölüyoruz ve bu paketleri tek tek hazırlıyor arkadaşlarımız. Gönüllüler var diyorlar ki benim ehliyetim var, arabam var, ben bunun dağıtımına çıkabilirim. İşte dün bir kooperatif başkanımız aradı. Bizim dedi kooperatif olarak iki tane aracımız var. Bu iki aracımızı şoförüyle beraber verelim. Bizim bölgemizdeki dağıtımı siz yapın. Bunun gibi insanların gönüllü olarak hizmetlerini verebilecekleri zeminler yaratıyoruz. Kim ne biriktirdiyse bu hayatında şimdi İzmir için kullanma zamanı diyoruz. İzmirliler için kullanma zamanı diyoruz. Gelin bunları İzmirli için, aynı zamanda kendiniz için, İzmir için kullanmış olacaksınız. Burada da çığ gibi büyüyen bir destek var. Hakikaten insan İzmirli olmakla gurur duyuyor. Çok şükür bu hikaye daha da büyüyecek ve biz İzmir olarak en az hasarla atlatan kent olmak istiyoruz. Sayın Başkan, yayınımıza katıldığınız ve açıklamalarda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.